Şimdi hele hele bakın büyükelçilik gibi biliyorsunuz büyükelçilikler ancak olağanüstü dinleme şartlarıyla dinleme altına alınabilir. Mesela ay, dinlenemez. Başka vatan toprağı, şimdi başka oraya da ülke geleceğim, toprağı. Oraya da geleceğim. Ancak hani dinleme tekniği açısından bile güvenlik şartlarının oluştuğu bir yer. Yani pastanede, postanede ne bileyim amcasının oğlunun evi değil burası yani. Acaba devletin içinde bugün yasa dışı dinleme yapan, izleme yapan ve İçişleri Bakanı'na da haber veren, çünkü İçişleri Bakanı haberim var diyor, paralel bir devlet yapılanması mı var arkadaşlar? Değil mi? Ben bunları yan yana getirdiğimde bu parçaları başka bir şey aklıma gelmiyor. Doğru. Eğer yasal dinleme yapılıyorsa, bakın bugün neden öyle söyledim? Bugün Yeni Şafak gazetesinde bu konu konuşulmuş. Ya yasal dinleme yapılıyorsa, bu soruyu bir gazeteci sormuş. Başka bir cepheden sormuş. Yasal dinleme yapılıyorsa ya bu uluslararası anlaşmalara aykırı. Aykırı. Acaba biz bu uluslararası anlaşmaları bir kez delip yayınlasak mı falan şeklinde İçişleri Bakanı'na bir akıl tavsiyesinde bulunmuş. Yine geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası anlaşmalara aykırı olarak sadece bakın sadece bir siyasi partinin AKP'yi kastediyorum. Çıkarları için, çünkü çıkarları için gidip uluslararası anlaşmaları ihlal ederek orayı burayı dinleme işimi yapıyor. Son olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu yasa dışı bir işse, farz edelim öyle. En kötü senaryoyu düşünüyorum. İçişleri Bakanı yasa dışı işleri soruşturma, yargıya teslim etmek. Dün ne yaptılar? Ben size o mesajın aslını söyleyeyim. Pazartesi akşamı emniyet ve jandarmaya o açıklamayı yaptırdılar. Evet. Basma kalıp mesajla gönderdiler. Şimdi bunu yapacaksın, evet. Şimdi bunu yapacaksın. Şimdi sorularak yapıldı. İçişleri Bakanlığı makamı, İçişleri Bakanlığı makamı suçu gördüğü zaman suçsa bunu her şeyden önce kolluğuyla soruşturma, adli makamlara tespit ederek hakkında adli soruşturma açtırma yeri değil mi? Farz edelim en ağır suç. İçişleri Bakanlığı makamı bir siyasi partinin diğerlerini tehdit etme makamı. İşte bu açıdan bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneklerini varsa eğer, kaldıysa eğer gözümüzde birer birer yıkan gelişmelerden bir tanesi de bu. Ben daha tehlikeli bir şey söyleyebilir miyim? Dışarıdan bekliyor ama söyleyebilirsin. Hayır şu, ya büyükelçilikler dinlenmediyse... Ya eğer altılı masa dinleniyorsa ya Sayın Soylu'nun söylediği şey altılı masada konuşulanlardan cımbızla çıkarılacak, çarpıtılarak götürülecek bir şeyse ya öyle bir kasetse ya altılı masanın her toplantısı dinleniyorsa çünkü muhalefetin dinlendiğini muhalefet bizzatihi söylüyor. Bence bu öbürü uluslararası skandal, bu da çok başka bir skandal. Şimdi ben Ali Babacan'dan Erzurum'a gittiğimde, yani onun mitingini izlemeye gittiğimde bizimle yaptığı toplantıda şöyle bir soru sormuştum. Dedim ki Rusya'nın önümüzdeki seçimlerde siber saldırılar yoluyla ya da başka türlü bu seçimlerde etkili olabileceğini düşünüyor musunuz diye sordum. Bunu sormamın bir nedeni vardı. Biliyorsunuz Trump'ın seçildiği seçimlerde Rusya'nın etkisi ve nasıl karıştığı, seçimleri nasıl manipüle ettiği çok Almanya. Konuşuldu. Bunun için Senato'da ondan sonra komisyon kuruldu, araştırıldı. Arkasında Brexit'te yine İngiltere'nin, daha doğrusu Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde Rusya'nın etkisi konuşuldu. Fransa'daki seçimler öncesi, Almanya'daki seçimler öncesi hep Rusya'nın bir nasıl dahil olabileceğinden bahsedildi. Ama yani tam kesin kanıtlanmış bir şey yok ama siber saldırılarla bir takım işte farklı yöntemlerle şudur budur. Ben de Babacan'a bunu sordum. Dedim ki yani Türkiye'deki seçimlerde de böyle bir tehlike görmeli miyiz ya da bekler misiniz diye. Babacan da şöyle demişti. Ben asla bir ülke adı zikretmem ama bir takım siber saldırılar konusunda hepimizin uyanık olması gerekiyor. Şimdi eğer Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir dinlenme varsa ve bu dinlenme emniyet kaynaklı değilse ki olamaz
diye düşünüyoruz. Normal şartlarda olmaması gerekiyor. Eğer İçişleri Bakanı'nın kulağına gelen böyle bir dinleme, böyle bir kaset varsa ve bunun menşei dışarıdaysa, o zaman buraya bir soru işareti koymamız gerekiyor ve sormamız gerekiyor. Bunu dinleyen yapı, Barış'ın da bahsettiği kimdir? Nasıl bir yapıdır? Bir başka ülke midir? Başka ülkenin bir istihbaratı mıdır? Seçim sürecine karışılan başka birileri mi vardır? Altılı masayı deşifre etmek isteyen, manipüle etmek isteyen ya da birbirlerine düşmesini isteyen, dağılmasını isteyen başka birileri mi var iktidarın dışında? İktidar tabii ki ister de onun hakkı yasal olarak. Ama yasa dışı başka birileri mi var? Bu soruyu da kendisine sormamız gerekiyor bu yayın vasıtasıyla. Şimdi Tolga bizimle birlikte, Tolga Şardan, TV24 yazarı. Tolga, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok Ankara'dan. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı Hacer Fogo ile birlikte. Ortalık karıştı, jandarması, emniyeti, herkes suç duyurusunda bulundu. İddialar çok hassas. Şimdi bu bahsettiği, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından söylüyorum. Kara parayla, uyuşturucu parasıyla cari açık kapatıyorlar iddiası çok ciddi bir iddia. Ve gerçekten hukukun işi, biz o konuya girmek istemiyoruz. Halk TV olarak da, program olarak da, çünkü bu iktidarla muhalefet arasında ve gerçekten parlamentoyu ve de hukuku ilgilendiren belgelerle kanıtlanması gereken öyle basit bir iddia değil. Dolayısıyla bunu tartışmak istemiyoruz bu akşam. Ancak geri kalan kısmını konuşmak istiyoruz. Şöyle başlayalım. Engin Altay bugün çok önemli şeyler söyledi, Grup Başkan Vekili CHP'nin. Dedi ki İstanbul'da, dedi, Afganlısından tutun da Sırbına, işte İranlısından tutun da dünyanın başka yerinden gelen bütün baronlar İstanbul'da ev almak suretiyle buraya yerleştiler. Ve uyuşturucu yolları değişti. Ama Türkiye merkez haline geldi. Şimdi bu CHP'den gelen bu iddia, bununla ilgili ne dersiniz diye başlayayım. Sonra Barış'ın ve evinin soruları olacak. Buyurun Tolga. Peki konuşmaya başlamadan, sorunuzu cevaplamadan önce eğer müsaade ederseniz, bu benim bağlantıdan önce ben sizi izliyordum bir programın başından beri. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis akademisindeki polis amirleri eğitim kursunun bitirilmesi sonrasında yaşananlar ya da onunla ilgili bir takım değerlendirmeleriniz oldu. Acaba onlara biraz ekleme tabii, yapabilir miyim? Tabii, yoksa çok seviniriz. Hem buna hem de belki size tam bağlamadan önce konuştuğumuz, yani altılı masa dinlendi ya bir vatansever çıkarsa meselesi, onunla da ilgili lütfen. Şimdi bu konunun bence hem siyasi boyutu var hem de bürokratik boyutu var. Önce siyasi boyuttan başlayalım isterseniz. Şimdi işte görüntülerini şu anda da izliyoruz. Ekrana verdiniz. Polis bandosu iktidar partisinin ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın programının müziğini seslendirdi. Ben 35 yıldır Ankara'da gazetecilik yapan bir polis muhabirliği de yapan bir gazeteci olarak böylesi bir olaya hiç tanık olmadım. Emniyet teşkilatını çok yakından izlememe rağmen emniyet teşkilatının bu dönemdeki kadar siyasileştiğine maalesef tanık olmadım. Şimdi siz az önce hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem de Jandarma Genel Komutanlığı'nın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söylediniz. Aynı zamanda İçişleri Bakanı da Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu çerçevede hatırlarsanız hemen o gece Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kendi resmi sosyal paylaşım sitesinden birer açıklama yaptılar ve suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdiler. Şimdi bu durum aslında her iki kurum içinde yeni bir şey değil. Geçen sene Nisan ayında 103 Amiral'in ile ilgili süreç başladığında da hatırlarsınız Montreux Sözleşmesi ile ilgili bir bildirge yayınlamışlardı generaller. O dönemde de İçişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşları olan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer sivil birimleri kendi sosyal paylaşım sitelerinden
amirallerin yaptığı bildirgeyi bir edepsizlik olarak nitelendirmişlerdi. Şimdi bu durum da benim bürokraside hiç görmediğim, şimdiye kadar görmediğim bir süreç. Maalesef Sayın Soylu'nun yöneticiliği ya da siyasetteki tercihleri kendisine bağlı olan devletin üniformalı üç önemli teşkilatının da siyasetin içine girmesine neden oluyor bir süredir. Sayın Soylu siyaseti yürütürken özellikle bizim halkla ilişkiler dediğimiz, yani bu algı yönetimini sağlamak amacıyla, ki biliyorsunuz geçmiş dönemde, geçtiğimiz günlerde ben de biraz kıyısından köşesinden yazmıştım, bir Sayın Soylu'nun trolleri iddiası da vardı. Bununla beraber bir algı hareketi yaratmak için Sayın Soylu çok ciddi bir çaba içinde. Ve bu siyasi çalışmalarına da maalesef işte bugün yine Jandarma Genel Komutanlığı'nı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de yine katmış durumda. Evet. Burada tabii şunu söylemek lazım. Tolga, çok özür dilerim. Her lafınızı iki kurumun yöneticilerinin aslında tarihi bir dönemde olduklarını ve tarihi bir görevi yerine getirdiklerini... Tolga.